Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda özellikle bayan yeleklerine çok yakışacağını düşündüğüm ajurlu güzel bir model çalışacağız arkadaşlar. Ben şişime 53 tane ilmek attım ve desenimi şimdi sizinle beraber yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Yine arkadaşlar ben bu videomda sadece size desen anlatımı yapıyorum. Herhangi bir gerek anlatım yapmıyorum. Bu sefer lastik üzerine değil de direkt deseni anlatmayı planlıyorum ki çünkü desenimizin alt kısmı dilimli oluyor. O yüzden Lastik örmeden size anlatmayı planlıyorum. Şimdi ilmeklerimizi 53 tane attım ve ben örgümü bir sıra önden ters örüp ön tarafı arkadaşlar tekrar çıkacağım bu şekilde. Şimdi bir sıra sıranın sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum bu şekilde. Sıramızı bitirelim tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar arkadan bir sıra ters ördüm. Ben bu örgüde haroşa örgülerimi ters olarak öreceğim arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıp 2 3 4 5 6 tane buraya haroşa ördüm arkadaşlar. İlk ilmekle beraber. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 6 tane artı 1 bu şekilde arkadaşlar desenimizin ortalarında 6 artı 1 7 tane ters ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7. ördüm bu bir, birinci yani 7. ilmek ortaya gelen 4. ilmek arkadaşlar bizim desenimizin dilim vereceğimiz nokta olacak o yüzden 6 6 artı 1 tekrar 5 düz 2 3 4 5 7 ters 3 4 5 6 7 5 düz 7 der 7 ters 2 3 4 5 6 7 Kalan ilmeklerimiz 5 düz 1 2 3 4 5 Başlangıçta 6 ilmekle başlamıştık. Bitişi de 6 ilmek olmak zorunda arkadaşlar. Bunları da ters örüyorum. Evet. Son ilmeğim düz arkadaşlar. Örgümüzün arka tarafından arkadaşlar her zaman için bütün ilmeklerimizi eğer ne örüyorsak bir yelek, bir hırka hep ters öreceğiz. Bütün ilmeklerimiz hep ters. Evet. Bundan sonra arkadaşlar örgünü sadece ön tarafındaki deseni anlatacağım. Her ön sıra bitince arkaya geçtiğiniz zaman bu şekilde ters örmeniz gerekecek. Buraya anlatmayı lüzum görmüyorum. O yüzden burada bir kere gösteriyorum. Ters bütün ilmekler arkadaşlar. Ben ilmeklerimi bitireyim. Tekrar ön tarafta buluşalım. Evet arkadaşlar örgümüzün ön tarafındayız. Bakın burada 6 tane bizim kenar ilmeği ile beraber haroşamız var. Şimdi buradaki 2 ilmekli buradaki 2 ilmeği hiç dokunmayacağız arkadaşlar. Şimdi bu sırada kesim ve artırmalarımıza başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. ikinci ilmeği ters ördüm. Sıradaki bakın 2 3. ve dördüncüyü ters kesiyorum. Şimdi 2 tane daha var. Onları da örüyorum. Buradaki ters ilmek sayımı arkadaşlar bakın ilk ilmekle beraber 5'e düşürdüm. Şimdi önümüzde 5 tane düz var. 1 2 düz ördüm. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. 2 düz ördüm. Geldim aradaki 2 desen arasındaki 7 tane 6 artı 1 dediğim noktaya. Şimdi 7 tane ilmeğin arkadaşlar İlk ikisiyle son ikisini öreceğiz. Ortadaki 3 ilmeği keseceğiz. Şimdi 2 tane ters ördüm. Ve önümdeki 3 tane ters ilmeğin 3'ünü şu şekilde alarak ters kesiyorum. 2 ters daha ördüm. Buradaki ilmek sayım bakın arkadaşlar 5'e düşürdüm. Şimdi düzlere geldim. 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. Tekrar 7 ters ilmeğe geldim arkadaşlar. 1 2 tersimi ördüm. Önümdeki 3 tane ters ilmeğimi alarak kestim. Tekrar 2 ters ördüm. Burada haroşa desenimiz çıkıyor arkadaşlar. Geldim 5 düze. 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz. Tekrar 7 tane haroşa'ya geldim. 2 tanesini ördüm ters olarak. Örümdeki 3 tane ilmeği 3'ünü alarak ters kesiyorum. Tekrar 2 ters ördüm. Geldim tekrar 5 düze. 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 düz ve ilmeklerimi son altı tanesine geldim arkadaşlar son ikisine dokunmuyorum ilk ikisini ters örüyorum üçüncü ve dördüncü kesiyorum ve son iki ilmeğimi örüyorum arkadaşlar son ilmeğim düz Evet şimdi örgümün arka tarafından yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum Evet arkadaşlar geldik yine örgümüzün ön tarafına şimdi burada bizim 5 tane ilk ilmekle beraber ilmeklerimiz var. Şimdi yine bu iki ilmeği öreceğiz ve sıradaki iki, iki ilmeği keseceğiz arkadaşlar. Başlayalım hemen ilk ilmeğimi aldım İkincisini ters ördüm. Hemen önümdeki iki ilmeği bakın bu ikisini ters girerek kesiyorum ve bir tersim var onu da ördüm. Şimdi geldim düz ilmeklere arkadaşlar iki düz. 1 dola 1 2 3 düz 1 dola 2 düz burada ajurumuzu açmaya başladık arkadaşlar şimdi geldim yine 5 tane biraz sıra kesmiş hatırlarsanız 5 tane burada ters ilmeğimiz var bir tane örüyorum 2 3ördü bakış 3 ilmeği hemen ters alarak kesiyorum Evet, bir tersim kaldı. Onu da ördüm. Şimdi tekrar düzlere geldim. 2 düz, 1 dola, 3 düz, 1 dola, 2 düz. Tekrar 5'li ters örgüme geldim. Bir tanesini ördüm. 3 tane ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Bir tane daha örüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar düz ilmek ile geldim. 2 düz, 1 dola, 1, 2, 3 düz, 1 dola, tekrar 2 düz arkadaşlar. Yine 5 tane ilmeğin olduğu noktaya geldim. 1 tane ördüm. 3 tane ilmeğimi tersten kesiyorum ve 1 tane daha ters ördüm. Buradaki ters ilmek sayımız 3'e düştü arkadaşlar düz de geldim 2 düz 1 dola 3 düz 1 dola 2 düz geldim kalan 5 ilmeğime bir ters ördüm sıradaki 2 ilmeği kestim ve son 2 ilmeğimizi biliyorsunuz işlemimiz yok bunları örüyoruz Evet şimdi arkadaşlar örgümüzün arka tarafından tekrar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz Evet arkadaşlar örgümüzün yine ön tarafındayız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıp ikincisini ters ördüm. Şimdi önümde iki tane ters ilmeğim kaldı. Bunun ikisini kesiyorum. Tersten. Evet. Geldim düz ilmekleri arkadaşlar. Şimdi bir, iki düz ördüm. Doladım. Bir, iki, üç, dört, 5 düz ördüm, doladım, 2 düz ördüm. Birinci ajurumuz bitirdik. Şimdi önümde 3 tane ters ilmek var. Bu üçün hepsini kesiyorum arkadaşlar. Tekrar düz ilmeklere geldim. 2 düz, 1 dola, 1, 2, 3, 4, 5 düz, 1 dola, 2 düz. Geldim yine ters ilmekle arkadaşlar. Bu üç ilmin hepsini ters olarak kesiyorum. Evet. Tekrar düz ilmekler diyim. 2 düz, 1 dola, 1 2 3 4 5 düz, 1 dola, 2 düz. Tekrar arkadaşlar 3 terse geldim. Bunun üçünün hepsini alıyorum. Kestim. 2 düz. 1 dola, 1 2 3 4 5 düzü ördüm. 1 dola, 2 düz. Geldim son 4 ilmeğime. 2 tanesini ters, ilk 2 tanesini ters kesiyorum. Bu işlem olmayan ilmeklerimi de örüyorum. Örgümün arka tarafından arkadaşlar bakın ajurlarımız çıkmaya başladı. Yine e, arka taraftan bütün ilmeklerimizi ters örelim e, ve desenimiz bitmiş olacak. Bir üst sırada tekrar kurulumunu yapacağız. Onu da gösterdikten sonra ben bir miktar öreceğim. Yeleğimiz veya da örneğimiz nasıl ilerliyor bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ilk ajurumuzun deseni sırası çıktı. Bakın burada ben size bir şöyle tüyo vereyim. Ben bu ajurları daha iri istiyorum derseniz düz ilmek sayısını artırmanız artıracağınız gibi aradaki haroşa ilmekleri de artırmanız gerekecek. Yani ne kadar çok artırırsanız o kadar çok deseniniz büyüyecektir arkadaşlar. Şimdi tekrar biz aynı burada başladığımız gibi desenimize başlayacağız. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi ne yapmıştık? 6 tane ilk ilmekle beraber ters örmüştük. 2 3 4 5 6 5 tane 1 2 3 4 5 tane düz örmüştük tekrar 6 artı 1 yani 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ördüm 5 düz 7 ters 5 düz 7 ters 5 düz ve kalan 6 tane ilmeğim arkadaşlar ters örüyorum ki ön tarafı haraşı düşsün son ilmeğim düz arkadaşlar evet bakın Şimdi biz bilince dilimimizi bitirdik bakın bu şekilde dilimli. Şunu söylemek istiyorum aynı aynı zamanda sayısını çoğalttığınız zaman buradaki dilimleriniz de daha böyle aşağı doğru olacaktır. Burayı size bırakıyorum arkadaşlar. Ben size 5-7, 5-7 şeklinde anlattım. 7-9, 7-9 da yapabilirsiniz. Burayı size bırakıyorum ve ajuru büyüttüğünüz sürece kurulumunuz da yukarı doğru çoğalacağı için. Ee, sıramız da çoğalacaktır ona dikkat edelim Arkadaşlar biz şu an sizinle 507 ters olarak işlemimizi yaptık Arkadaşlar şimdi ben örgümü bir miktar daha öreyim ee, durum nedir nasıl ilerliyor hep beraber bakalım Evet arkadaşlar desenimiz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor 4 desen sizinle beraber çalışmış olduk arkadaşlar bakın gayet örmesi kolay ve zevkli dilimli bir model Oldu açıkçası arkadaşlar. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.